Peki şu gündemimizi sarsan olaylar ardı arkası kesilmiyor biliyorsunuz ama Narin Güran abisinden bir açıklama geldi. Yani biz nasıl akılsız erdireceğimizi şaşırdık. Bir abi kendi küçücük kız kardeşiyle ilgili kendi erkek kardeşine, amcasına ve annesine sahip çıkıyor. Yazdıklarını sonradan siliyor ama bir ekranlarınızı getirelim bakalım siz nasıl hüküm vereceksiniz? Türkiye'nin gözü kulağı Narin Güran davasında verilecek karara çevrildi. Narin'in abisinden şoke eden bir paylaşım geldi. Abinin paylaşımlarına Demet Akalın nasıl ateş püskürdü? Camideki Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın canice katledilişi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Bir daha eve dönemeyen Narin'in cesedi tam 19 gün sonra köyünün yakınlarındaki derede bulundu. Çelişkili ifadeler, amcanın arabasında bulunan DNA izleri, içe kapanık bir ailenin karanlık sırları, gözleri umutla bakan hayat dolu kızımızı yutmuştu. Narin artık katlinden sorumlu ailesinin değil, tüm Türkiye'nin evladı olarak toprağa verildi. Narin toprağa verilirken annesi, abisi, amcası ve Narin'in cesedini taşıyan komşuları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'nin dikkat kesildiği davada geçtiğimiz günlerde iddianame tamamlandı. Narin'in ve aynı gün Narin'in cesedini taşıyan aracın son görüntüleri ortaya çıktı. İddianamede yer alan HTS kayıtlarına göre anne, amca, abi ve itirafçı Nevzat Bahtiyar olay günü aynı evdeydiler ve birlikte hareket ettiler. Geriye sadece bir soru kaldı. Narin'i kim, neden öldürdü? 7 Kasım'daki duruşma öncesi Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Baran Güran, tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı 3 ayrı paylaşımı 45 dakika sonra sildi. Baran Güran ilk paylaşımında "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim, dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim, canım annem" ifadelerini kullandı. İkinci paylaşımında hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafını paylaşarak "Sana iftira atanlar utansın aslanım, senin başın hep böyle dik olacak" diye yazdı. Son paylaşımında öldürülen kardeşi Narin'le fotoğrafına not yazan Baran Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine katil dediniz, ben sizleri Allah'a havale ediyorum" dedi. Akalın Narin'in abisine ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akalın, "Hayır, anne yapmadı, amca yapmadı, abi yapmadı, ne yaptı kız, kendi kendini mi öldürdü? O ana ki gözyaşı dökemedi be, yazık abisin sen ama kime ne diyoruz?" diyerek tepkisini dile getirdi. Evet, abinin yaptığı yine paylaşımlar sonrasında silmesi... Neyi yazıp neyi siliyorsun? HTS kayıtları çıkmadı mı abicim? HTS kayıtlarında senin annenin, senin kardeşinin, senin amcanın, 8 yaşındaki Narin'in yani senin kız kardeşinin öldürüldüğü saatte aynı yerde bulundukları ortaya çıkmadı mı? Sen daha neyi, kimi savunuyorsun? Senin 8 yaşındaki kız kardeşin katledildi kendi aile fertlerin tarafından. Bu paylaşımlarla toplumun sinir uçlarıyla oynuyor bu adam. Yani bu suçluyu da kayırıyor aynı zamanda. Biliyor kimin ne yaptığını. Ancak... burada suçluları, zanlıları met ediyor, övüyor. Alın bunu da içeri sayın savcılar. Alın içeri bunu da çok sevdiği annesinin yanına, kardeşinin yanına. Aklı başına gelsin, bildiklerini söylesin ya da anlatsın bildiklerini, katilin kim olduğunu. Hepsi katil zaten de.
neden bu cinayeti işlediklerini anlatsın. Şimdi bu nasıl bir şuursuz açıklamadır arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Bakın saflıkla cehaleti birbirinden ayrı tutalım. Bu saflık değildir, bu tamamen bir cehalettir. Çünkü o yapmadı, bu yapmadı, şu yapmadı. E kim yaptı? Kim zarar verdi bu çocuğa? Oradaki deliller tamamen aileyi gösteriyor arkadaşlar. Yani insan ailesine konduramıyor. Evet anlayabilirim bunu. Ama saçının teline zarar bile gelse dünyayı yıkarlar dediğin ailen o kızcağızı, o narinimizi kırılmadık kemiğini bırakmadılar. Bir çuvala attılar. Bu nasıl bir şeydir? Yani bu çocuğun bu hale gelmesinin en büyük sebebi ve nedeni cehalettir. Öyledir. Doğru. Cehalettir. Doğru. Yani bizim artık öğrenmek istediğimiz tek bir soru var. Narin'i kim ve neden öldürdü? Bütün aile üyeleri gözaltına alındı. Bir kişi hariç abi Baran Güray. O da kafaları karıştırmaya devam ediyor. İlk kafa karışıklığı şuradan. Vekaletname veriyor Diyarbakır Barosu'na. Ardından nedense baroyu azlediyor. Ondan sonra da bu paylaşımları yapıyor. Şimdi burada hukuku da yanıltmaya çalışıyor. Burada topluma da bir mesaj vermeye çalışıyor. Önce annesini paylaşıyor. Diyor ki anneciğim yine dünyaya gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Demagojiler. Yani sen masumsun. Hani ben senin oğlunum, sen masum bir kadınsın, bunu yapmadın demeye getiriyor. Kardeşi 15 yaşındaki Enes için de yine aynı ifadeler. Sana iftira atanlar utansın aslanım. Bak, kardeşim iftiraya uğradı demeye getiriyor. Narin için de saçının teline zarar gelse dünyayı yakacak annen abilerin katil denildi. Onları Allah'a havale ediyoruz diyorlar. Ama amca Salim Güran'la ilgili bir paylaşım yok. Doğru mu? Şimdi evet. 45 dakika sonra da bunu siliyor. Bu çocuk ne biliyor da susuyor. Evet. Bu adam ne mesaj vermeye çalışıyor? Tabii. Bunu savcıların bence değil mi? Evet, evet, evet. Sorgulaması evet. Gerekiyor diye düşünüyorum. Abi sorgulamaları evet. Gerekiyor. Yani bu tarafları niye savunuyorsun? O tarafta hiçbir ifadede evet. Bulunmuyorsun. Bence onun da sorgulaması ya sonuç ve olarak bütün bir aile ve bütün bir köy sustu mu? Bütün evet, köyü susturdular evet. Mı? Ağız birliği yaptılar. Yani bütün adet. Köyle ya bütün ailenin bir 8 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde payı var ya. Siz bütün köyün alınması lazım. Bu ailenin nasıl bir baskın bir gücü varsa ki bu köyde nasıl sizi susturdular? Vicdanınız nasıl sustu peki de? 8 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep veren bir aileyi koruma içgüdüsüyle sustunuz siz ya. Ah o anne nasıl sustu esas o anne. Demet Akalın çok güzel yazmış. Hayır anne yapmadı, amca yapmadı, abi yapmadı. Ne yaptı ya? Kız kendi kendini mi öldürdü? Ya. O ana ki gözyaşı dökemedi be. Yazık abisin sen. Kime diyoruz diyor Demet Akalın. Efendim doğru kısacık bir reklam arasında çıkacağım. Reklamlardan sonra bu konuyu konuşmaya devam edeceğim. Sizlerin de fikirlerini söylemezsem olmaz. Official'a bekliyoruz. Efendim Cumhuriyet coşkusunu yaşadığımız bir günü tamamlıyoruz ancak bugün tüm gün ülkemizin dört bir yanında Cumhuriyetimizin 101. yılını, 101. yaşını kutlamaya devam edeceğiz. Bu coşkuyu bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Atamızın bizlere armağanı Cumhuriyetimiz 101 yaşında kutlu mutlu olsun. Evet, Cumhuriyet sadece bir bayram değildir. Cumhuriyet bir ülküdür. Cumhuriyet bir ülkenin, bir milletin dirilişidir. Kutlu olsun bayramımız. Ne mutlu Türk'üm diyene.